İkinci ünitemize devam edelim. İkinci ünitemiz İslam'ı tanıyalım ünitesiydi. İlk kavramımız iman. İman, inanmak, tasdik etmek, bir şeye kesin olarak bağlanmak anlamlarına geliyordu. Yani bizler Rabbimize inanıyoruz, onu tasdik ediyoruz ve ona kesin bir biçimde bağlıyız. İmanın şartları, yani İslam inanç esasları. Burada özellikle bu iki kavramın altını çiziyoruz. Neden? Çünkü bu ikisinin aynı kavram olduğunu karıştırabiliyoruz. Yani özellikle unutmamanız adına imanın şartları ve İslam inanç esasları aynı anlama geliyordu. 6 maddeden oluşuyor. Allah'a imanla başlıyor. Burada özellikle birinci maddeye bir dikkat çekelim. Allah'a iman kesinlikle birinci sırada olması gereken. Diğer maddelerin sıralamasını yerini karıştırabilirsiniz ama Allah'a iman kesinlikle birinci sırada olmalıydı. Çünkü eğer Allah'a iman yoksa aslında diğerleri de bir anlamı yok. Çünkü Rabbimize iman ettiğimiz için onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete iman ediyoruz. Kaza ve kadere iman ediyoruz. Allah'a iman, meleklere iman diyelim. Melekler, 4 büyük melek hatırlayın. Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil. Tabi sadece bu meleklere değil, buradan kastımız Allah'ın yeryüzünde görevli kıldığı, memur kıldığı bütün meleklere, her birine ayrı ayrı iman ediyoruz. Kitaplara iman, 4 ilahi kitap var. 4'üne birden iman ediyoruz. Ama bir parantezimiz var ki, Kur'an-ı Kerim'in tamamına iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim dinimizin ana kaynağı, asıl kaynağıdır. Diğer Tevrat, Zebur ve İncil ise onların bozulmamış, tahrif olmamış, ilk peygamberlerine gönderildiği orijinal haline iman ediyorduk. Peygamberlere iman, 4. maddemiz. Peygamberler Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar yaşamış tüm peygamberlere, her birine iman ediyoruz. Ahirete iman, bizler biliyoruz ki bu dünya hayatı bir gün son bulacak ve ölümle başlayan bir ahiret hayatına ahiret hayatını yaşamaya başlayacağız. Böyle bir günün varlığına, böyle bir günde bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını alacağımıza, bu dünyadaki iyiliklerimizin ve kötülüklerimizin her birinin bizimle beraber ahirete geleceğine iman ediyoruz. Cennete ve cehenneme iman ediyoruz. 6. maddemiz kader ve kazaya iman. Burada özellikle kader ve kaza kavramları birbiriyle bazen karışabiliyor diye bilhassa yazdık. Kader, Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratması ve bilmesi diyebiliriz. Kaza ise olayların bu ölçüye göre zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde gerçekleşmesidir. Mesela işte kaderde bizim belli bir yaşta öleceğimiz yazılı. Bu kader kısmına giriyor. Yazılı ama henüz fiile geçmemiş, yani davranışa dökülmemiş, henüz gerçekleşmemiş. Gelecek zamanı ifade ediyor bizim için. Kaza ise o vakit geldi ve kişi öldü, vefat etti. İşte onun bu vefatı artık kaza kısmına giriyor. Kazada daha çok geçmiş zaman ifadeleri kullanılıyor. Yani Allah'ın yarattığı ölçülere göre vakti gelince gerçekleşmesine kaza diyoruz. Burada kaza kelimesini özellikle dikkat çekiyorum. Türkçe'de yoğun olarak kullandığımız kaza kelimesiyle karıştırmayalım. Türkçedeki kaza kişinin bilinçsiz bir biçimde yaşadığı olumsuzluk. Mesela trafik kazasını burada çok defa örnek olarak kullanıyoruz. İşte trafik kazası yapması kişinin istemeden yaşadığı bir hadise. Ama buradaki kaza kelimesi Türkçe'de kullandığımız kazadan çok daha farklı bir ifade. Arapça'da dat ile yazılıyor.
Kaba kelimesi olayların belli ölçüye göre gerçekleşmesi, yani tahakkuk etmesi, vakti gelince onun oluşması. Bu iyi bir fiil de olabilir, kötü bir fiil de olabilir. İslam'ın şartları, yine İslam'ın şartlarını da detaylı bir biçimde yazdığınız için çok detaylarına girmeden ilerleyeceğiz inşallah. 5 harften oluşuyor İslam kelimesi ve 5 maddeden oluşuyor İslam'ın şartları. İlk maddemiz kelime-i şehadetti. Neydi kelime-i şehadet? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyorduk. Anlamı, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diye hem Allah'a hem Resulüne olan itaatimizi, inancımızı belirterek Müslüman oluyorduk. Yani biri yeni Müslüman oldu, yapması gereken ilk şey neydi? Kelime-i şehadet getirmek. O yüzden kelime-i şehadetin de sıralamasının kesinlikle en üst sırada, yani ilk, İslam'ın şartlarının ilki olduğunu unutmamamız gerekiyordu. Diğerlerinin sıralamasını karıştırabilirsiniz. Ama kelime-i şehadetin birinci sırada olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. İki, namaz kılmak. Mümin için günde 5 vakit namaz farzdır. 3, zekat vermek. Yılda bir defa nisap miktarına ulaşan malın, tabii sahip olduğumuz malın cinsine göre değişir, belli bir oranda ihtiyaç sahiplerine ve sadece Allah'ın rızasını düşünerek, gösteriş yapmadan malımızın belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermek zekattı. 4, oruç tutmak. Her yıl Ramazan ayında bir ay boyunca Rabbimiz için gün içinde sahurdan iftara kadar yeme içmeden uzak durmamız oruç tutmaktı. 5, hacca gitmek dedik ve İslam'ın şartlarını bitirdik. Bunların her birinin hangi dönemde İslam'ın hicretin kaçıncı yılında farz kılındığı ya da kimlere farz olduğunu size notlar şeklinde yazdırmıştık. Oradan tekrar etmeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Kur'an-ı Kerim dili Arapçadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed de inmiştir. 23 yılda parça parça, 13 yılı Mekke, 10 yılı Medine'de indirildi. Rabbimizin koruması altındadır, ona kimse zarar veremez. Ki bu da ayetle sabitti, hatırlayın. Neden inanırız? Hem dünya hem ahiret hayatında mutlu olmak için, Rabbimizin vaadiyle cennete kavuşmak için bizler Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. İslam dinini Kur'an-ı Kerim vesilesiyle anlıyoruz, yaşanabilir olduğunu okuyoruz. Ayet, Kur'an'ın her bir cümlesine ayet deniliyordu. İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetiydi. Sure ayetlerin oluşturduğu başı ve sonu belli olan bölümlere verilen isimdi. 114 sure vardı. Fatiha suresi ilk suremiz, Nas suresi son suremiz, Bakara en uzun suremiz, Kevser ise en kısa suremizdi. Cüz arkadaşlar, 20 sayfadan oluşan her bölüme cüz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in toplamda 30 cüz vardır. Hatim, Kur'an-ı Kerim baştan sona okumaya diyorduk. İnşallah bu hatim hatırlatmasıyla bizler şunu da size hatırlatalım. Tatilde olduğumuz, evde olduğumuz bu süreçte her biriniz birer hatime başlayabilirsiniz. Hatta bitirebilirsiniz. Eğer kendi başınıza bitirmek zor görünüyorsa, aile bireyleriyle, anne babanızla, kardeşlerinizle toplu bir hatimde yapabilirsiniz. Hafız, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar ezberleyenlere diyorduk hafız diye. Bu ünitenin sonunda da Amentü duasını öğrenmiştik. Amentü, namazlardan önce abdest alırken okuyarak Amentü duasına dair en sık ve en güzel tekrarı yapmış oluruz inşallah. Diyelim ve üçüncü ünite de görüşmek üzere.